Herkese merhaba arkadaşlar. Geçen bahsettiğim bir ülkeme geldi. Hatta bayağı bir tahliye ettik. Yaklaşık 25 tonluk, 25 bin tonluk gemi. Hemen gemide 8 bin ton mal kaldı. Gemi bitmek üzere. Bütün ambarlar hep yarım yarım. Şimdi makineyi baş tarafa götürüyorum. Geminin bir numarasına. Orada moket temizlik yapıyordu. Oradaki ambarı bitireceğim. Makinenin yürüyüşü böyle. Şu an yürüyoruz. Fark edilmiyor ama yavaş da olsa yürüyoruz. Bak ben bu araba korna çaldım. O da hala bana bölüm bölüm bakıyor. Şimdi ben bunu essem hak yolunda olacak yani. Hadi ben seni bekleyeceğim ben ya. Hadi. Bayağı bir korktu, arabada indi. İlla adamı korkutmak mı gerekiyor? Makinemizde de değişiklikler oldu. Monitör yeni geldi. Monitör taktı, kamera monitörü. Diğeri çok ufaktı, pek gözükmüyordu. Burada bir şoför duydu. Klimayı kapatayım ya. Yani şoför bekliyoruz. Şoförün uyanmasını bekliyoruz yani.
Hem yürüyelim hem dönelim. Burası gece vardiyasında temizlik olmuş. Evet, tamamdır. Bakalım şimdi. Şimdi görüntü ayarını biraz açalım. Kameradan gözüküyor mu bilmiyorum ama Hopket içeride. Hopketçi beni aradı. Sıkıştım dedi. Çıkaramıyorum dedi. Şimdi oradaki malı almaya geldik. Gördüğünüz gibi burası bitiyor. Bundan sonra 3 ambar daha var. Yani 3 bölme daha var. Yükümüz gene buğday. Yarım biteceğiz. Zarar vermeden
heyecanlı. Müzik yok. Müzik bana güzel bir ders oldu, ilk video. Güzel oldu ama ben de sonradan izleyince fark ettim yani. Hani gerçekten de alttaki o müzik bütün videoyu mahvetmiş. Ama gene böyle ufak ufak videolar atacağım ya yani. Artık ben de işi çözmeye başladım. Bu konularda acemiyim yani. Video konularda acemiyim biraz. Gerçi üniversite mezunuyum. Grafik tasarım, fotoğrafçılık. Orada biraz bir şeyim var benim. Biraz bilgim var da fazla yok. Üniversite mezunundan durum bu. Üniversite mezun olduk. İşe başlayacağız. Grafik tasarım, fotoğrafçılık, tamam, güzel. Ya reklam ajansı ya da matbaaya gideceksin. Ben reklam ajansı bulamadım. Matbaada çalışmak istedim. Adam o zaman bana asgari ücret artı yemek de sana ait falan deyince ben dedim ki bu olacak iş değil böyle. En iyisi baba mesleğine geri dönmek. Benim babamın mesleği de bu normalde. Winch operatörü. Oradan işte ufak bir başlangıç yaptık. 2 yıllık bir öğrenim sürem oldu. Yani 2 yıl acemiliğim oldu. 2 yıl boyunca çıraktım yani, öyle söyleyeyim. Sonra önce eskavatora başladım. Eskavatorla markaçıyla falan çalıştım. Ondan sonra liman işlerine girmeye başladık. Babam da limanda bir çöp ortalıydı. Oradan sağ olsun benim patronum yani, öyle söyleyeyim. O bana destek oldu. Sağ olsun aldı beni buraya, yanına aldı. Kendi firmasını aldı. Yani onun sayesinde meslek sahibi oldum. Öyle söyleyeyim. Patronum sayesinde. Biz ona bir güven verdik. Yani güven vermesek kaç milyonluk makine emanet edilmez yani. Hadi makineye geçtim. Önce emniyet. O yüzden de yaklaşık 5 yıldır Senebugan'dayım. Lastik, paletli, küçük, büyük. Yani Senebogen'e dair her şeyi kullanıyorum burada. Gemi yükleme, boşaltma, kenara kargo, yani parça yükleme, onları da yapıyorum. Alınca iş kaçmıyor gördüğünüz gibi. Ambar böyle dolu olacak ki şöyle iki tane altında 30 ton gelmesi lazım.
şeylere çok dikkat etmek gerekiyor. Burada geminin balans tankları var. Yani su var, öyle söyleyeyim, deniz suyu var. Şöyle yanlış bir harekette komple gemiyi delme şansınız var ya. Yani gemiye bir şey olacak değil ama içindeki mala olacak. İçindeki buğday komple gider. Hele ki gemi eski olduğu zaman çok tehlikeli yani. Ufak bir dokundurmaya gelmiyor.